karanlık yerlerinden bir tanesiymiş ve burada zaman zaman festivaller oluyormuş yıldız ya da gezegen gözlemlemek için. Bir tane de dürbün almıştık kendimize amatör olarak yıldız gözlemleyebilmek için. Daha çok becerikli değiliz bu konuda ama belki becerimizi biraz daha geliştirebiliriz diye bu dürbün olayına giriştik. Bakalım Melikler Yaylası'na dürbünle neler yapacağız. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Köprülü Kanyon'dan Melikler Yaylası'na doğru yola çıkmak istediğimizde navigasyonun bize ilk gösterdiği yolda benzinlik var mı yok mu emin olamadık. Etraftaki insanlara sorduk. Onlar da ileride benzinliğin olmadığını söylediler. Dolayısıyla Antalya merkeze doğru biraz inerek oradan da benzin alarak alternatif bir yola devam etmek istedik. Bu yol iyi başladı fakat sonradan iyi devam etmedi. Tamamen toprak bir yola döndü ve ilerlemesi oldukça zorlaştı. Şans eseri dağda bir kulübede görev yapan 3 tane itfaiyeciye, acil yangın söndürme ekibine denk geldik. Onlar bize nereden gitmemiz gerektiğini ve doğru yolda olduğumuzu söylediler. Ama onların söylediği yola ulaşmaya çalışırken navigasyonun gösterdiğiyle devam etmeye karar verdik. Onları dinlemedik. Onların bulunduğu bölgeden yine geçtik. Onları dinlemediğimizi onlar anladılar oradan geçerken. Daha sonradan yol o kadar zorlaştı ki, yani toprak hem yumuşaklaştı hem kayalar çok sivri dik olmaya başladı. Oradan ilerlememiz mümkün değildi. Biz de geri döndük. Geri döndüğümüz yolda yine onların bulunduğu bölgeden geçmek zorundaydık. Bu sefer bizi yolun ortasında bekliyorlardı. Birazcık kızdılar, bakın bizi dinlemediniz, böyle böyle oldu diye. Daha sonradan ama bize misafirperverliği damarlarımıza kadar hissettirdiler. Badem kırdılar kendi elleriyle, badem verdiler, çay içirdiler ve bizim ilk olmadığımızı söylediler. Bunu sürekli yaşıyorlarmış bu yolda. Hatta zamanında burada Alman'da, İngiliz'de misafir etmişler, onlara anlattılar. Herkes bu yolu, navigasyonu takip ederek devam ediyor. Daha sonradan sizin gibi dönüyorlar. Biz de burada onları ağırlıyoruz dediler. Sağ olsunlar, bize çok yardımcı oldular. Bulundukları bölgede konakladılar. Onların yanından ayrıldık, yolumuza devam ettik ama böyle bir yolda adres sorduğunuz insana navigasyondan daha çok güvenmeyi de öğrettiler bize. Dağ yolundan çıktık ama hala tam olarak doğru yolu bulabilmiş değiliz. Çünkü navigasyon çalışmıyor, bilmiyoruz. Dümdüz bir yol, bizden başka da kimse yok ama çok güzel, bomboş. Kaymak gibi, bir de dağdan sonra burada sürmek çok keyifli. Aynen, böyle bir yoldayız şu anda. Asla navigasyonu bilmediği, bulamadığı, yok gösterdiği bir yol burası. Bakalım. Beyşehir'e gidiyormuş ama. Biz artık yolda adres sorduğumuz insanlara güvenmeyi öğrendik. Az önce 10-15 yaşında bir çocuğa sorduk. Dedi ki, abi dümdüz giderseniz Beyşehir'e gideceksiniz. İnanıyorum yani. Google'a güvenmiyorum buralarda. Burası Yenişar Bademli diye küçücük bir yer. Buradan Melikler Yaylası'na 15 kilometre daha çıkacağız. Burası sanırım son yerleşim yeri. Burası bile şu anda saat 7 civarı o kadar soğuk ki. Zaten herkes uzun koluyla falan dolaşıyor. Ne anlatıyor? Bir tane A101 bulduk. Aynen. Orada yokmuş, aşağıda varmış market. Tamam. Hadi gidelim. İçeri doğru girip Melikler Yaylası'nın son düzlüğüne gelmiş bulunuyoruz. Burada da tarayası bu şekilde. Çok soğuk. Yani soğuk. Sarsıcı bir soğuk. Çadırı kurmaya çalışıyoruz. Bir yandan da yemek yapmamız lazım. Şurada tüpümüz var, gözükmüyor. En çok da gece gökyüzü nasıl olacak onu merak ediyoruz ama.
Yatağı şimdi çadırın önüne çıkardık. Buz gibi hava örtündük. Yıldızları seyrediyoruz. Gökyüzü çok güzel gerçekten. Ama gözü teremiyoruz maalesef. Evet ama GoPro bunu almıyor. Mesela şurada telefondan bakabilirsiniz sadece. Uygulama bu. Jüpiter'i görebiliyoruz. Yani Jüpiter olduğuna karar verdik. Tam emin değildik en başta. Şu yukarıda Vega var. Şu olması lazım. Aynen. Bu da Vega. Keşke gösterebilsek. Biraz renklerle oynayıp bir şeyler deneyeceğim ama bizim gördüğümüz gibi kesinlikle görünmüyor olacak. Gözüküyor bu uçak. Vallahi mi? Aynen Jüpiter gözüküyor. Şu tam ekranın ortasındaki Jüpiter. Artık ne kadar gözüküyorsa. Yarın sabah kamp alanını da detaylı gösterebileceğiz. Şimdilik iyi geceler. Günaydın. Dün gece donduk. Hiç bu kadar üşümemiştik bir kampta. Bir an önce sabah olsun ve etraf aydınlansın, ısınsın istedik. Şu an hala soğuk. Yola biraz erken çıkmamız lazım. O yüzden bir tık erken uyandım. Saat 7.30 falan şu an. Etrafı göstereyim. Biraz da çekebileyim buraları diye. Yol için şunu söyleyebilirim. Yol tehlikesiz, asfalt bir yoldan geliyorsunuz. Ta ki buraya 2-3 kilometre kalana kadar. O yol da tehlikesiz. Her tarafınız ağaç çünkü uçurum vesaire değil. Ama yolun ilk girişinde hiç görülmeyen, fark edemediğim büyük bir kasis vardı. Oraya arabanın altını güzel vurdum. O yüzden orada dikkatli olmakta fayda var. Biz biraz erken çıkacağız. Bu kamp alanını da tavsiye ederiz herkese. Çünkü gece gerçekten gökyüzü çok güzeldi. Tüm Samanyolu ve o gün gözükebilen yıldızlar gözüküyordu. Çok net bir şekilde bir sürü yıldız kayması gördük hatta dün. Onun haricinde sadece erken ayrılmamız gerektiği için biz bir gün kalabildik. Daha çok kalmak isterdik. Şimdi biraz etrafı göstereceğim. Şu açık alanın ortasından giriş yapıyorsunuz. Gidince sağa ya da sola kamp kurabiliyorsunuz. İki tarafta açık tepe. Biz sol tarafı tercih ettik. Burada daha az insan, daha uygun bir yer var gibiydi. Şu daha çok heybetli değil mi? Şurada çeşme gibi bir şey var. Onu görmemiştik mesela dün akşam. Çeşme varsa olduğunu bilmiyordum. Şurada tuvalet de var ama halini hiç bilmiyorum. Bir bakalım hatta. Evet, çeşme var burada. Tasa vurulup bile var. Şu karşı tarafa da aynı şekilde kamp kurulabiliyor. Evet, burada bir şeyler yıkamışlar hatta. Oralarda da şu ikisi de çeşme. Yani tuvalet var. İçeriden biri de çıktı. Zor durumda kullanılabilir. Ne kadar pis ya da kirli onu bilmiyorum. Bu
kamplıkta bu kadar. Eşyalarımızı topladık, şimdi yola çıktık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.